merhaba. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bize 3. dereceden bir px polinomu vermiş ve bunun x kare eksi 4 ile x kare artı 2 x'e tam bölündüğünü söylüyor. O zaman şunu düşünüyoruz. x kare 4'ü çarpan değerini ayırırsak x eksi 2 x artı 2 olarak yazabiliriz. Benzer şekilde x kare artı 2 x'i de x çarpı x artı 2 olarak yazabiliriz. Px polinomu x kare eksi 4'e tam bölünüyorsa x kare eksi 4'ün çarpanlarına da tam bölünür. Dolayısıyla x eksi 2'nin kök değeri 2'dir. x artı 2'nin kök değeri eksi 2'dir. x'in kök değeri 0'dır. x artı 2'nin kökü yine bize eksi 2'yi vereceği için tekrar yazmadık, ifade etmedik. Dolayısıyla eğer biz x yerine 2 yazarsak p 2 değerinin 0 olduğunu çünkü tam bölünmesi gerekir x yerine eksi 2 yazarsak p eksi 2'nin de 0. x yerine 0 yazarsak p 0 değerinde 0 olduğunu buluruz. Bize ayrıyetten bize x yerine 3 yazarsak p 3'ün 30 olduğunu söylemiş. p 3'ün 30 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla px polinomumuzun 3. dereceden olduğuna göre px'imizi ax küp Artı b x kare artı c x artı d olarak tanımlayabiliriz. x yerine 0 verdiğimizde polinomumuz 0'mış. O zaman x yerine 0 yazarsak x'ler gider sadece d sabiti kalır. Dolayısıyla x yerine 0 yazarsak p 0 bize d'yi verir. E, p 0'ın da 0 olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla d değerimiz nedir? 0'a eşittir. Devam edelim. X yerine 2 verirsek, P2'ye ulaşırız. P2'nin de bir sıfır olduğunu biliyoruz. Ama X yerine tanımladığımız polinom ifadesinde 2 yazarsak, 8a artı 4b artı 2c, D değerini zaten sıfır bulmuştuk, eşittir sıfır denklemini elde ederiz. X yerine eksi 2 yazalım. P eksi 2'ye ulaşırız. X yerine eksi 2 yazarsak, tek kuvvetten dolayı eksi 8a artı 4b eksi 2 c'nin de 0 olduğunu hesaplamış oluruz. Ve son olarak x'e 3 üç verirsek 3'ün kübü 27 p3'e ulaşırız. 27 a artı 9 b artı 3 c değerinin 30 olduğunu buluruz. Sonuçta bu ifadeler bize ABC'de denklemleri bilinmeyenleriyle ilgili olarak birer denklem vermiş olur. Peki biz neyi arıyoruz? P1'i. P1'i bulmak için x yerine 1 yazarsak P1'e ulaşırız. X yerine 1 yazarsak A B C ve D toplamı. Demek ki soru bizden A B C D toplamını ne yapıyor? İstiyor. Dolayısıyla elimizdeki denklemleri düzenleyip çözer isek devam edelim. Bakalım şu iki ifadeyi taraf tarafa toplarsak 8A'lar gider, C'ler gider. 8B eşittir sıfırdan. B değerini de 0 buluruz. Biz D değerinin de sıfır olduğunu öncesinde hesaplamıştık. Şimdi gelelim. Elimizdeki denklemlerden birinde B sıfırsa ben burada yazmak istiyorum. 8A artı 4B artı 2C'nin sıfır olduğunu biliyorduk. B de sıfırdı. O zaman 8A artı 2C sıfırdır. 2'ye bölersek 4A artı C sıfıra ulaşırız. Yani C değerimiz eksi 4A'ya eşitmiş. Gelelim P3'ün 30 olduğu denkleme ve bu denklemde B'nin sıfır olduğunu biliyoruz. Burası gider. Dolayısıyla 27A artı 3C eşittir 30 denklemine göre. D'nin de C'nin de eksi 4A'ya eşit olduğunu biliyoruz. O zaman burası 27A. C ye yerine eksi 4A yazarsak eksi 12A eşittir 30. Demek ki 15A'nın 30 yani A değerinin 2 olduğunu hesaplamış oluruz. Dolayısıyla A değerimiz 2 ise yerine yazarsak C değerimizin eksi 8 olduğunu hesaplamış oluruz. Peki bizden ne istiyordu? P1'i. P1'in ne olduğunu ulaşmıştık. A, B, C değerlerinin toplamına bakalım A'yı kaç bulmuşuz? 2. B değerimiz 0. C değerimiz eksi 8. D değerimiz 0. Sonuçta cevabımız eksi 6'dır. Birbirinden farklı 2 basamaklı 3 pozitif tam sayının toplamının 162 olduğunu söylemiş. Buna göre en küçük en çok kaçtır? Yani bizden istediği sayımızı mümkün olduğunca küçük tutmak ve büyük değerde kalsın. Dolayısıyla sayıları birbirlerine ne yapmalıyız? Yakınlaştırmalıyız. Toplamları 162 olduğu için 162'yi 3'e bölersek 3 tane sayımız var. 3 kere 5, 15, 12, 4. Kalanımız ne oldu? 0 oldu. Peki bu ne demektir? 3 tane sayımızı 54 olarak paylaştırırsak Üçünü de 54 seçsem. Fakat sayılar birbirinden farklı olacağı için hepsini 54 ne yapamam seçemem. Dolayısıyla sanki terazi gibi düşünün. Bir kefeden alıp diğer kefeye dengelemeye çalışıyorum sayıları. Amacım ne? Mümkün olduğunca yakın kalsınlar ve en küçük en çoka ulaşmak istiyorum. Dolayısıyla 54'ü 1'e eksiltiyorum 53. Fakat o eksilttiğim bir değerini diğer sayılardan birine aktarıyorum. Böylece 53, 55, 54 sayılarını elde ederim. Ve bunlardan mümkün olduğunca küçük ve büyük değerde kalan bizim için nedir? 53'tür. Bize ikinci dereceden bir denklem vermiş. Denkleminin köklerinin 3'er fazlası 3x² artı 3x kare artı 3cx artı d0 denkleminin kökleri ise a artı c toplamının kaç olduğunu soruyor. Biz neyi hesaplıyoruz? İkinci dereceden bir ifadede eğer köklerimiz x1 ve x2 kabul edersek kökler toplamı kökler toplamı eksi b bölü a ile hesaplanıyordu. Kökler çarpımı c bölü a ile hesaplanıyordu. Dolayısıyla kökler toplamına bakarsak eksi b eksi olduğu için artı a haline gelir. Baş katsayımızda 1 olduğu için X1 artı X2 değerini biz A olarak buluruz. Benzer şekilde kökleri çarpmak istersek yani X1 çarpı X2 C bölü A'dan B değerine ulaşırız. Dolayısıyla bu iki denklemi elde etmiş oluruz. Peki bizden ne istiyor? 3'er fazlası kökümüz neydi? X1'di. Demek ki yeni denklemimizin kökü bunun 3 fazlası olan X1 artı 3 olmalı. 3 fazlası olan X2 artı 3 olmalı. Dolayısıyla bunlar bizim neyimizdir? Denklemimizin köküdür. O zaman bu elimizdeki ifadeleri toplarsak kökler toplamına ulaşırız. Verilen bu denklem için. O zaman x1 artı 3 artı x2 artı 3 topladığımızda x1 artı x2 artı 6 elde ederiz. Peki biz x1 artı x2'nin toplamının a olduğunu biliyoruz. Demek ki bu değer a'dır. O zaman a artı 6 olarak hesaplamış oluruz. Peki biz x1 artı 3 ile x2 artı 3 köklerini topladığımızda neye ulaşmışız? a artı 6'ya. Peki denklemin kendisinden kökler toplamını hesaplamak istersek, eksi b bölü a değerine göre, eksi 3'e bölü, başkatsayımız 3, bize neyi vermeli? Kökler toplamını vermeli. Peki az önce biz kökler toplamını ne bulduk? A artı 6 bulduk. Dolayısıyla burada ifadeler sadeleşirse eksi c eşitmiş a artı 6'ya biz a ve c toplamını arıyoruz. C'yi eksi c'yi diğer tarafa atarsak a artı c toplamının eksi 6 olduğuna ulaşırız. Bize bir çarpma işlemi vermiş. Fakat çarpma işleminde KLM sayısı ile ilgili bir yanlışlık yapmış. Bakalım. KLM'yi bir basamak kaydırması gerekirken böyle bir kaydırma işlemi yapmamış. Dolayısıyla ABC toplamının kaç olduğunu soruyor. Önce şunu düşünelim. Normalde yaptığımız çarpma işleminde 3 ile ABC'yi çarpıp DEF'nin değeri olarak yazmamız gerekir. Bu da ne anlama gelir? Demek ki DEF değeri ABC'nin 3 katına eşittir. 4 ile ABC sayısını çarparak da KLM'yi bulmamız lazım. Normalde kaydırma işlemi yapması gerekiyordu. Yani biz bir sayıyı bir basamak sola kaydırmamız aslında onunla çarpmamız anlamına gelir. Fakat burada çarpma işlemi yapmadığı için 4 ile ABC'nin direkt kendi sonucuna eşleştirir. Dolayısıyla DEF ve KLM değerlerini 3 basamaklı sayıların direkt toplayarak 800 840'a ulaşmış. O zaman bu iki değeri toplarsak 7 tane ABC 840 840'ı 7'ye bölersek ABC sayısını 120 olarak buluruz. Bizden ne istiyor? Sonuçta A'nın 1, B'nin 2, C'nin 0 olduğunu bulduk. E toplamları da 3 yapar. 200'den küçük olmayan, rakamları tekrarsız olan farklı dört sayının toplamının 1387 olduğunu ve bu sayılardan en büyüğü en çok kaçtır diye soruyor. En büyüğü en çoku bulmak aslında bu sayılardan en büyük olanı ne yapmaktır? Bulmaktır. Dolayısıyla dört tane sayımız var. Bunlardan birinin en büyük olmasını istiyorum. Eğer ben bu sayıyı en büyük tutmak istiyorsam diğer seçtiklerimi mümkün olduğunca küçük seçmeliyim. Peki koşullarımız neler? 200'den küçük olmayan. Küçük olmayan deyince büyük ve eşit anlaşılır. Peki rakamları tekrarsız dediğine göre aynı rakamı tekrar tekrar kullanabilir miyim? Hayır. Sayılar birbirinden farklı dediği için aynı sayıyı tekrar tekrar ne yapamam? Seçemem, kullanamam. Dolayısıyla 200'den küçük olmayan 200 e alınabilir, 201 alınabilir ve devam eder. Fakat rakamları tekrarsız dediği için 200'ü ne yapamayız? Seçemeyiz. Dolayısıyla biz diğer 3 sayımızı mümkün olduğunca küçük tutmak istediğimiz için bunlardan birini 201 alsak, diğeri 202 alınabilir mi? Hayır çünkü rakamları aynı olur. O zaman 203 alabiliriz, 204 alabiliriz. Böylece toplam değerimiz bizim için 600. 8 yapar. Böylece 1387'den 608'i çıkartırsak 9 7 7 779 sayısını elde ederiz. Bu da ne anlama gelir? 779 evet en büyük değerimiz oldu fakat rakamları aynı olduğu için seçemeyiz. O zaman 201 ve 203'ü mümkün olduğunca küçük tutarak Değerlerimizi değiştirmeliyiz. Mesela 201 alsak, 203 alsak, burayı da 205 diye değiştirmiş olsak, bu sefer biz sayımızı bir arttırdığımız için toplamımızda ne yapar? Bir değişir. Böylece 1387'den 609'u çıkartmış oluruz. Bu da 877. 7. Yani 778 yapar. Görüldüğü gibi. Ben sayımı bir arttırsam da yine buradaki 7-7 durumu yani rakamları aynı olma durumu ne yapmadı? Değişmedi. O zaman şunu düşünüyorum. 770'e kadar insem ben bu değerleri yine rakamları aynı olacaktır. Fakat 770'ten bir aşağıya inmiş olsam 769 bizim için ne olacaktır? Rakamları farklı ve en büyük değer. Peki bu hangi değerde sağlar? Ona bir bakalım. Şimdi 8 buradan var. Bir de oradan eklersek bu değeri 9 arttıralım. Böylece 201 203 ve 9 arttırırsak 214 değerine. Aynı zamanda neyi sorgulamalıyım? 214 diyelim ki rakamları aynı olsaydı seçemezdim. Dolayısıyla bu değerleri topladığımda 614 17 18 1387'den 618'i çıkartıyorum. 9 6 ve 7. Görüldüğü gibi rakamları farklı oldu ve benim aradığım en büyük sayı değerine ulaşmış olduk. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Bize iki tane doğal sayı vermiş, x ve y olmak üzere ve bunlarla ilgili olarak x faktöriyel eşittir 30 çarpı y faktöriyel denklemini vermiş. Bizden istiyor ki x artı y toplamı en az kaçtır? Sonuçta bir toplamın en az olabilmesi için değerlerinin de mümkün olduğunca küçük seçilmesi lazım. O zaman biz faktöriyelleri hatırlayalım. 0 faktöriyel 1'dir, 1 faktöriyel 1'dir, 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel 24 olmak üzere ne yapar? Devam eder. Biz toplamın en az olması için en küçük faktöriyel değerimiz ister 0 faktöriyel ister 1 faktöriyel olsun, yani y'yi 0 veya 1 alırsak y faktöriyel değerimiz 1 olur. Fakat 30 sayısının çarpanları 2, 3 ve 5 olduğu için eğer biz y'yi 1 alırsak burası bir sayının faktöriyel değerine eşit olmaz. Dolayısıyla biz y'yi 0 veya 1 ne yapamayız? Seçemeyiz. Burada neyi düşünmeliyiz? 30'un çarpanları 2, 3, 5. Şimdi bizim bir faktöriyel elde etmemiz gerektiği için çünkü eşitliğin sol tarafının faktöriyel olmasını istiyoruz. İhtiyacımız olan ne? Bir 4 olsaydı. Peki ben faktöriyeli 4 olan bir değer biliyor muyum? Hayır. O zaman bir tane de 6'ya ihtiyacım var. Bakın ne oldu? X faktöriyel eğer ben değer olarak y faktöriyeli 6 ve 4'ün çarpımı 24 alırsam soruyorum kendime 24 nedir? Y faktöriyeli eşittir. O zaman hangi faktöriyel değeri 24'tü? 4'tü. Yani ben y'yi 4 seçersem 30'la 4 seçersen 4 faktöriyeli 30'la çarptığım için yeni bir faktöriyel elde ederim. Böylece y 4 x değerimde 6 olmak durumundadır. En az şartı için. Toplamlarını soruyor. Cevabımız 10. 2 basamaklı en büyük asal sayının sağına 1 sıfır yazıldığında elde edilen 3 basamaklı sayı ilk sayıdan kaç fazla olur? Yani bize aradaki farkı soruyor. Düşünürsek 99 iki basamaklı en büyük sayımız ama asal değildir. 98 asal değildir. 97 bizim iki basamaklı olup en büyük asalımızı ifade eder. Ne diyor? Bu sayının sağına bir sıfır yazıldığında, yani biz 97'den sağına sıfır yazarsak 970 sayısına ulaşırız. Üç basamaklı bir sayı elde ettik. X sayıdan kaç fazla olur? X sayımız 97, elde ettiğimiz sayı 970. Dolayısıyla 970'ten 97 çıkartırsak 873 değerini bulmuş oluruz. 4 basamaklı bir sayının 23 ile bölümünden kalanın 11 olduğunu söylüyor. Devamında 4M, 7N, 4 basamaklı sayısının 23 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Dolayısıyla bize verilen sayı 5M, 3N, 4 basamaklısı. Biz bunu çözümlersek 5030 artı M, 0 n sayısı olarak yazabiliriz. 5030 sayısı sonuçta 4 basamaklı bir sayı olduğu için 23'e bölümünden kalanı hesaplayabiliriz. 2 defa desek 46. 2 defa desek fazla gelir. 1 defa 23. 200 200'ün içinde 23 8 defa 184. Böylece bize kalanı kaç verdi? 16 verdi. Bu ne demektir? Demek ki bu sayının kalanı 16, 23'e bölündüğünde tüm ifadenin kalanı kaç? 11. Sonra şunu düşünüyorum. Ben buradaki 16 değerini, sonuçta mn'nin kalanını bilmiyorum. 16 değerini 11 artı 5 diye ayırsam. 11 zaten bizim için nedir? kalandır. O zaman buradaki 5 ile mn sıfırdan gelen kalanın toplamının 23 olması gerekir. Dolayısıyla m sıfır n 3 basamaklı sayısının 23'ten 5 çıkartırsak 18 buluruz. Bölümünden kalanın ne olması lazım? 18 olması lazım. Yani biz m sıfır n'nin 23'e bölümünden kalana ulaşmış olduk. Devamında bizden istediği sayıyı 4m, 7n, yine çözümlersek 4070 artı m, 0n. Az önce neyi bulduk? Yine bu sayının 23 ile bölümünden kalanı sorguluyoruz. m, 0n'nin kalanı, 23'e bölümünden kalanı 18'miş. O zaman biz buradaki 4070 sayısının 23'e bölümünden kalanı bulursak, Bizden istediği tüm kalana ulaşabiliriz. 23'e bölüyoruz. 2 e, kere fazla gelir. 1 kere 23 177 177 6 kere olsa 23 çarpı 6 3 kere 6 18 138 az gelir. 23 çarpı 7 desek 161 7 kere var. 161 çıkartırsak 6, 1, 0. Az önce 7 kat 161 yapıyordu. Demek ki fazla gelir. 6 kat dersek 3 kere 6, 18. 2 kere 6, 12, 13. 138, 140, 22 yapmış olur. Demek ki bizim kalanımız 22'dir. Bu da ne demektir? 4070'i 23'e böldüğümüzde kalanı 22 olmak. Peki bizim mn0'dan gelen bir 18 kalanımız vardı. Bir de 22 kalanımız var. Bu kalanları toplarsak 22'ye 18, 40 yapar. Sonuçta 23'e bölümünden kalan nedir'in cevabı 17 olarak bize kalanı verir.